Bulut geçişleri, güneş falan lütfen ayarlayın kendinizi lütfen. Daha mı yakın gelsem? İyi böyle ya. İyiyiz değil mi? Başlıyorum. Aloha. Bugün sizlerle bana ilham olan, ilham veren 3 belgesel filmi ele almak istiyorum arkadaşlar. Bu videoda sizlerle bu 3 filmi, belgesel filmi anlatmak istiyorum. Ve ele almak istediğim ilk belgesel film de Jennifer Lopez'in Netflix'te yayınlanan Half Time belgeseli oldu. 1 saat 35 dakika kadar sürüyor ve yönetmen Amanda Michelli. Umarım doğru okuyorumdur. Amanda Michelle değil. Amanda Michelli diye bir yönetmen çekmiş ve Netflix'te dediğim gibi yayınlandı. Haziran ayında yayınlanan bir belgeseldi. Beni çok etkiledi çünkü özellikle hani Y kuşağından olanlarınız varsa, ben 88 doğumluyum ve hani büyürken Britney Spears, Jennifer Lopez'in böyle hani o zamanlar Netflix gibi platformlarda olmadığı için klipler çıktığı zaman daha büyük bir etki yaratıyordu diyeyim. Ve hani ben ortaokuldayken, lisedeyken hep böyle o klipleri çok beğenerek ve ilgiyle izlerdim ve Britney Spears, Jennifer Lopez özellikle danslarıyla falan da beni çok etkilerdi. O yüzden hani bu belgesel çıkınca direkt hani izlemek istedim. Ve zaten Jennifer Lopez hani hayranlığım ya da böyle aman da aman deyip hani bütün filmlerini izlemişliğim olmasa da çok takdir ettiğim hem oyuncu, hem dansçı, hem anne, hem de şarkıcı. Bence gerçekten hani bu dördünü de elinden gelenin en iyisini ortaya koyarak yapan hani çok sayılı insan vardır. Ve bence bu sebeple de bu kadar dünya starı olup bu kadar uzun seneler boyunca başarılı olduğuna inanıyorum. Çünkü hani oyunculuğunuz iyi olabilir ama şarkıcılığınız o kadar iyi olmayabilir. Anneliğine tabii ben burada hiç bir şey demeyeyim. Çünkü medyaya yansıttığı kadarıyla özel hayatına da giriyor ama gayet hani güzel annelik yaptığını düşünüyorum. Hani çocuklarının hep yanında. Bu arada belgeselde de zaten onu görüyorsunuz. Hani her yere çocuklarını da almaya dikkat ediyor. Onlara değer veriyor. Hani o da beni şaşırttı olumlu anlamda. Vay be dedim, kadına bak dedim. Bu belgeselde bu arada arkadaşlar neyi konu alıyor Kardelen derseniz de 2019'da Super Bowl diye böyle hani çok Amerika'da büyük, böyle 150 milyon insan galiba izliyormuş, hani doğru hatırlıyorsam 150 milyon insanın izlediği bir Super Bowl denilen bir şey var ve onun half, yani yarı zamanlı, işte Half Time bu belgesele adını da veren ismi, o yarı zamanında sanıyorum 7 dakikalık bir ara oluyor ve orada Jennifer Lopez'in şovu var. Ve bu şova hazırlanırkenki sürecini bu belgeselde ele alıyor. Aynı zamanda bu Hustlers diye bir film çekmişti. Yani filmde rol almıştı kendisi. Hustlers filmi içinde ödül yarışı ve aslında Hollywood sektörünün ne kadar kadınlara acımasızca yaklaşabildiğini de biraz gösteriyor ve belki de hani yine bunu da film boyunca görüyorsunuz. Jennifer Lopez'in hani oyunculuğu çok başarılı, dansçılığı çok iyi. Belki de bu yüzden hani Hollywood biraz Jennifer Lopez'e kayırıyor, yani olumsuz anlamda gibi de ben algıladım. Bütün bunları konu alıyor ve tabii ki hani bütün bunları konu alırken de Jennifer Lopez'le yapılan röportajlar var. Onun kendi ağzından da çocukluğunda yaşadığı zorluklar, hani bütün bunlara değiniyor ve gerçekten hani tabii ki de eminim Jennifer Lopez %100, ya da eminim demeyeyim ama büyük olasılıkla hani %100 hani tüm çıplaklığıyla kendini anlatmamıştır ama bence çok doğaldı. Zaten bana sorarsanız, tamamen kişisel fikrim, bir insanın çok uzun seneler özellikle böyle bir sektörde hani bu kadar başarılı şarkıcı olması, oyuncu olması, bunu böyle devam ettirebilmesi gerçek olmazsa ya da bir şekilde bir yerde doğal olamazsa pek mümkün değil gibime geliyor. Yani o doğallığı da aslında hani azminin, çalışma disiplininin, işte ne bileyim anneliğinin, yani sahne ışıkları altındayken o stresi yönetebilmesinin de yanı sıra gerçekten insanlarla aslında kurduğu gerçek bir bağ var. Ve bu özellikle böyle bir dünya starı için çok kıymetli. Yani sanıyorum ki, tabii ki de dünya starlarıyla bir arkadaşlığım, bir tanışmışlığım yok ama hani bu her sektörde tabii ki de olumlu bir şeydir. Özellikle böyle işte
dünya starı olan şarkıcılarda, oyuncularda bence insanlarla olan ilişkilerinin ne kadar gerçekçi olduğu ve ne kadar derin bağlar kurabilme yeteneklerine diyeyim aslında yetisine sahip oldukları da çok kıymetli ve önemli. Ben açıkçası hani bu yönünü de gördüm. Eğer ki Jennifer Lopez'i biraz olsun seviyorsanız ve belki de hani size ilham olan bir belgesel izlemek istiyorsanız kesinlikle bir göz atın derim. Zaten hani 1 saat 35 dakikalık dediğim gibi bir belgesel. Ben çok etkilendim ve izlerken de vay be bu kadın böyle miymiş ve ne kadar zorluklar atlatmış. Hani özellikle bu medyanın baskısı yine ben hatırlıyorum. Hani Britney Spears hani kafasını kazıttı falan tamam onun da kendi rahatsızlıkları falan vardı ama gerçekten bir dönem hani ben 2008-2009 yıllarında hatırlıyorum. Çünkü o zamanlar Amerika'da okuyordum ve çok fazla dergi alıyordum böyle medya işte. Nasıl paparaziler çekiyordu falan hani onları böyle yazan dergiler çok vardı. Ben hep alıyordum ve böyle merak ediyordum birçok işte Britney Spears çok fazla vardı o zamanlar. Şunu demek istiyorum. Bunu niye söylüyorum? Bu kadar çok medya aslında peşinde koştururken ve o kişiler üzerinde stres yaratırken bunu çok sakinlikle karşılıyor, ele alıyor, olgunlukla yani bu beni çok etkiledi. Hani diyebilirsiniz ki Kardelen zaten bu kadar ünlü tabii ki de onu mu yapamayacak? Yani arkadaşlar o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Eminim birçoğumuz yapamazdık. Ben şahsen bunu kaldırabileceğimi hiç sanmıyorum. Çünkü bunun için gerçekten akıl sağlığınızı koruyabilmek için üstün bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Hani hayatın bir alanı yok. Sadece şarkıcı ya da sadece oyunculuk yok. Gerçekten hani turnelere çıkılıyor. Ne bileyim aile hayatınız var, özel hayatınız var, çocuklarınız, ilişkiniz. Hani çok fazla etken ve etmen var. O yüzden o beni çok etkiledi. Bir de etkileyen bir nokta daha. Aslında o belgeselden de birazdan bahsedeceğim. Pink'in belgeseli için de aynı şey geçerliydi. Bu ekip arkadaşlarıyla yıllardır çalışması bence çok kıymetli. Yani 20 yıl aşkın süredir beraber çalıştığı insanmış birçoğu zaten. Pink'te de böyleydi ve hani başarıda önemli noktalardan birinin bu olduğunun da altını çizdi. Bu da beni çok dediğim gibi hani etkileyen bir noktaydı. Dolayısıyla hani daha Haziran'da çıktı bu belgesel Netflix'te. Eğer ki izlemeyi düşünürseniz bir göz atın derim. Bir de ben bu arada hani bilmeyenleriniz varsa diye bu videoyu çekmeden önce şöyle bir şeye de baktım. Hani hangi filmleri vardı Jennifer Lopez'in? Çünkü özellikle 2000'lerin başında çok fazla film çekmişti arkadaşlar. Ve ben hani izlediğimde o filmleri çoğunda izlemişim. Vay be bu kadın gerçekten iyi bir oyuncu. Hani zaten iyi bir şarkıcı ve dansçı olarak da görüyordum kliplerinden falan. Ama iyi bir oyuncu dediğim birçok filmi var. İşte mesela Made in Manhattan diye bir filmi. Hustlers bu en son çıkan filmi olması lazım. Monster in Love diye bir filmi var. Gigli ya da Gigli diye herhalde okunuyor. Backup Plan filmi ve Shall We Dance diye gerçekten çok iyiydi o film. Yani hatırlıyorum ben daha küçüktüm bayağı o film çıktığında. Ve yani ben bayağı sevdim. Uzun lafın kısası çok da uzatmayayım. Eğer ki izlemek isterseniz bir göz atın derim. Ele alacağım bir sonraki film arkadaşlar The Conductor filmi. Ve orkestra şefi demekmiş. Umarım doğru conductor. Herhalde doğru söylüyorum İngilizcesini. Orkestra şefi filmin adı bu. Bu arada bu filmi ararsanız hani direkt bu adı yazdığınızda başka bir film çıkıyor. Bilginiz olsun çünkü ben hani bu videoya başlamadan önce işte biraz bir bilgilerine baktım ve hani orada başka bir film afişi gördüm. Benim bahsettiğim Marin Alsop'un filmi yani onun hayatını anlatan bu aslında iş hayatını ve nasıl ilerledi orkestra şefi olmasındaki yolculuğunu anlatan film. 2021 yapımı ve 1 saat 30 dakika kadar sürdü. Bildiğim kadarıyla Netflix'te falan değil. Hani hangi platformda yayınlanıyor Kardelen derseniz bir online bakmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü hani bir platformda göremedim. Ben de uçakta izlemiştim. Dolayısıyla da hani bir bakarsınız eğer ki bulabilirseniz bir yerlerde kaçırmayın derim. Çünkü burada arkadaşlar Marin Alsop'un dünyaca ünlü ilk orkestra şefi olurken yaşadığı zorlukları bu belgesel film konu alıyor. Aynı zamanda kendisiyle yapılan ve gerçekten hani kendi hayatını kendince anlattığı çok böyle benim etkilendiğim röportajlar var film boyunca. Ve Leonard Bernstein'ın koruması altında olmasını ele alıyor. Kendisi bir maestro.
Ve ben yok, Leonard Bernstein de aslında ona bu yolda ilerlerken çok güzel mentörlük yapıyor. Bunu da görüyoruz ve biraz da hani buna genel kültür diye de bakabilirsiniz. Yani Marin Alsop ismini ben böyle çok bir yerlerde belki duymuşumdur falan diye izledim bu belgesel filmi. Ama izledikçe vay be dedim, hani bu kadını gerçekten herkesin bilmesi gerekiyor demiştim. Hatta bir story'de de Instagram'dan takip etmiyorsanız takipte kalabilirsiniz dediğim ve parantezi kapatayım. İzledikten sonra story'de de paylaşmıştım, hani bu filmi kaçırmayın, muhakkak izleyin diye. Bunları bilmemiz bence bize bir şeyler katıyor. Yani tabii ki de yani öyle hiçbir şey katmayan birçok işte ne bileyim ben televizyon dizilerini izlemek de güzel, kafa dağıtıyoruz. Ama böyle bize bir şey katan, en azından ben kendi adıma bunu söyleyeyim, bana bir şey katan şeyleri okumak, izlemek beni besliyor. Eğer siz de böyle bir arayıştaysanız bu belgesel filmi kesinlikle izlerken çok keyif alacaksınız ve de bilgileneceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda orkestra şefi olmanın zor olabileceğini tahmin ediyordum ama kadınlar için bu kadar zorlu olabileceğini ve bu kadar sert yaklaşımların olduğunu bilmiyordum. Bu belgeselde bunu da gördüm. Yani zaten kadın Marin Alsop da anlatıyor. Bunun yanı sıra özel hayatı ve önünü açtığı diğer orkestra şeflerini de izliyoruz yine film boyunca. Ve Marin Alsop'tan sonra birçok kadın şef de, orkestra şefi de ortaya çıkıyor. Hani dünyanın birçok yerinde şeflik yapan diyeyim. Yani orkestra yöneten, daha doğrusu şeflik yapan demek doğru olmadı da. O yüzden bu yolun ne kadar zorlu bir yol olması ama aynı zamanda Marin Alsop'un karakteri de beni çok etkiledi. Kadın yani o çizdiği imaj ya da benim aldığım bu belgeseli izledikten sonra ne olursa olsun gerçekten sevdiğin şeyi yapıyorsan asla vazgeçme. Öyle ya da böyle başarı bir şekilde gelir. Yeter ki sen inandığın ve sevdiğin şeyi yapmaya devam et. Bu mesajı çok net verdi ve bu çizgisinden de hiç taviz vermedi ki reddedilme hikayesi olmadığını sanıyorsanız da gerçekten yanılıyorsunuz. Hani reddedilme hikayeleri de var arkadaşlar ki bu kadar yetenekli bir kadından bahsediyoruz bu alanda. Aynı zamanda bir de şey de beni çok etkiledi. Hani benim hayatım boyunca işte çok küçükken böyle aman veteriner olmak isterdim. Sonra büyüdüğüm yaşlarda psikolog olmak istedim ki onun zaten biraz eğitimini aldım. İşte ne istiyordum ben? Yine küçükken ressam olmak isterdim. Ama hiç şeyim olmadı. Böyle işte 6-7 yaşlarında mesela ben şarkıcı olmak istiyorum deyip hani hayatımı buna adayıp sonunda şarkıcı olmadım. Ya da ben şu olmak istiyorum demedim. Öyle bir tutkum belki olmadı. Yani ben o insanlardan olmadım. Dolayısıyla da Marin Alsop 7 yaşındayken sanırım annesinin ya da işte ailesinin onu götürdüğü böyle bir klasik müzik konserini hatırlıyor. Ve orada hani daha çok küçükken orkestra şefine bakıp ben o olacağım diyor. Ben o olmak istiyorum diyor. Bu da beni çok etkiledi. Hani o yaşta ben mesela artık 20'den sonra anlamaya başladım ne istediğimi, neyi sevdiğimi, gerçekten hangi yolda ilerlemek istediğimi. Hatta 25'lerimi buldu, 26, 27'lerimi buldu hani tam anlamıyla. Daha yeni yeni oturmaya başladı son böyle 5-6 senedir, 7-8 senedir işte neyse. Ama o küçükken bunu bilen ve bu yolda ilerleyen insanlara benim saygım gerçekten çok büyük. Bunu da anlatıyor. Hani kadın zaten bundan da bahsediyor ve bunu da yapabilmek için, hani bir hedefe ulaşabilmek için, özellikle yolunuz biraz da zorlu bir yolsa ya da kadınların önüne engel çıkartan bir yolsa, ki Marin Alsop böyle bir yolculuktan geçiyor. Bu yolda dimdik durabilmek, bu yolculuğu devam ettirebilmek, bütün hayal kırıklıklarına ve vazgeçmeye çok yaklaşmışken vazgeçmemek bence gerçekten hani ayakta alkışlanası bir tavır. O yüzden de yani ben bu belgesel filmi övmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Sadece size bu kadar söyleyeyim. Şansınız varsa dediğim gibi hangi platformdan yayınlanıyor hani ben baktım bulamadım. Bir siz de bakarsınız. Marin Alsop'un hayatını anlatan bu belgesel filmi kaçırmayın derim. Ve son olarak sizlere bahsetmek istediğim belgesel film Amazon Prime'da izlediğim Pink'in All I Know So Far diye bir belgeseli.
Bunu böyle çok tesadüfen buldum ben arkadaşlar. Hani böyle ben biliyorsunuz artık bir süredir kanalı takip ediyorsanız hani özellikle izlediğim şeylerde neleri çok sevdiğimi böyle paylaşıyorum sizinle. Hani takipteyseniz biliyorsunuzdur. Ben belgesel filmlere bayılıyorum ya da böyle belgesel dizilere diyeyim hani Netflix'te bazen olan. Hani suç temalı böyle çünkü belgesel diziler de oluyor onu da seviyorum. Neyse arıyordum böyle güzel bir belgesel film ne izleyebilirim. Derken Netflix'te bulamadım. Sonra Amazon Prime'a bir bakarken Pink'i çok severim. Mayıs ayında 2021 Mayıs'ta çıkan bu işte konserlerini yani daha doğrusu konser ve turnelerini anlatan bir belgesel gördüm ve orada tabii kamerayla hep geziyorlar. Yani çocukları ve eşiyle olan ilişkisi, işte turnelere hazırlanırken, bir konsere hazırlanırken nelere dikkat ettiği, Pink'in nasıl bir insan olduğu her şeyden önce, hani nasıl bir anne olduğu, nasıl şarkıcı olduğu, işte sahnede nasıl olduğundan da öte, benim ilgimi çeken Pink'i Pink yapan ne? Ve ben yine küçükken diyeyim, yani ortaokul, lise çağlarımda işte, hani 2000'in başlarıydı yine doğru hatırlıyorsam. Böyle Pink çıktığında wow demiştim. Nasıl bir kadın bu? Yani bir de ben zaten pembe rengi çok seviyorum. Bu kadının adı Pink ve çok değişik bir tipi tarzı var. Dolayısıyla da ne kadar etkilendiğimi ve şarkılarını ne kadar sevdiğimi de o zamanlar yani böyle özlemle diyeyim andığım için bu belgeseli izlemek benim için şölen oldu. 1,5 saat civarı sürüyordu hani aşağı yukarı ve bu belgeselin yönetmeni de arkadaşlar Michael Gracey'miş. Ben çok keyif aldım ve çok başarılı bir belgeseldi. Bu filmin aslında temel olarak odaklandığı hani Pink'in kariyeriyle ve bu hani turnelere hazırlanışı, sahne şovları, bütün bunları yaparken aslında yine ve yeniden Jennifer Lopez'de de olduğu gibi bence yine Pink'i de bir dünya starı yapan bu kadar sıkı çalışması, disiplinli olması, inanılmaz disiplinli ve gerçekten yani kadın böyle bir asker gibi ben öyle algıladım. O kadar bir şeyi kafasına koyduğunda o yolda gidiyor ve her şeye uyuyor ki hani ne yapması gerektiğini sanki böyle biliyor ve onları pat 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 hani hiçbir özür kabul etmeden uyguluyor. Bu beni çok etkiledi. Yani zaten çok çalışkan bir insandan bahsediyoruz ve kariyeriyle aile hayatını hani çocuklarıyla olan ilişkisini dengelemesi ve bunu dengelerken aslında yaşadığı zorlukları da ele alıyor ve hani izlemesi kolay, yaşaması biraz challenging diyeyim böyle gerçekten zorlayıcı da olabilen bir hayat. Çünkü tabii ki de bir dünya starı olmak o kadar milyonlara, o kadar insanlara yani gerçekten konserler vermek, şarkınızı, kendi yazdığınız şarkıyı söyleyebilmek ve bunu onlardan duymak bence müthiş bir başarı. Hani bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Ama bunun yanı sıra bedenen, ruhen, duygusal olarak yani nasıl sizi yıprattığını da görüyorsunuz. O yüzden bu arada ben Pink'in şu yönünü de Jennifer Lopez'i mesela çok bilmiyorum. Kendi şarkılarını kendi yazıp besteliyor mu emin değilim. Yani bildiğim kadarıyla o bestelemiyor, o yazmıyor. Tabii yazdığı şarkılar da vardır. Ama Pink bu anlamda da çok başarılı. Birçok şarkısını kendinin yazdığını biliyorum. Bu arada sizin bildiğiniz ekstra bilgiler varsa da arkadaşlar yorumlara yazın. Hani hem ben hem de zaten başkaları da okuyor o yorumları. Bir de bunu demişken sizin izleyip etkilendiğiniz böyle belgesel filmler olduysa ya da dediğim gibi belgesel diziler ama böyle size ilham olan, ilham veren gerçekten böyle vay be yani çok etkilendim ya bu belgesel filmden dediğiniz filmler varsa tabi belgesel filmlerden bahsediyorum. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir de yeri gelmişken hazır Pink'le ilgili konuşuyorken şunu da bence söylemem gerekiyor. Pink'in en sevdiğim yönlerinden biri, zaten ben bir insanda buna çok dikkat ediyorum. Ne olursa olsun kendisi olmaya sadık olmak ve bunun cesaretini almak. İnsanlar seni yargılasa da ki bizim yani YouTuber'sanız sizin yaptığınız, bizim yaptığımız işte ya da bir şekilde sahne alıyorsanız zaten oyuncuysanız, şarkıcıysanız yani göz önünde olduğunuz her meslekte ve hayatın göz önünde olmasanız da her alanında yargılanmak olabileceği için bütün bunlara rağmen kendi olma cesaretini gösterip o yolda ilerleyen insanlar arkadaşlar beni çok etkiliyor. Ve Pink bunlara çok iyi bir örnek. Çünkü hatırlayanlarınız belki vardır. Hani onun çıktığı zamanlarda
o cümleleri kurabilmek gerçekten cesaret isterdi ve tamam hani Amerikalı bir şarkıcı kendisi ve Amerika'da tabii ki de Türkiye'ye göre kültürel baskı buradan daha özgür diyeyim. Ama yine de hani o cümleleri kurabildiği, o şarkıları yazabildiği için ben kendisini tebrik ediyorum. Hatta neydi ya? Ha, evet. Hatırladım. Stupid Girl diye bir şarkısı vardı. Onu da çok severdim. Hani o hatta böyle İngilizce öğrenmeye başlayıp İngilizce böyle pratik ettiğim zamanlardı. O Stupid Girl şarkısını falan böyle bayağı çevirmiştim. İşte Pink'in, Avril Lavigne'in, Gwen Stefani'nin falan böyle hep şarkılarına No Doubt'ın solisti. Çok şeydi ya, etkileniyordum ben o zamanlarda. Yani ben bütün bunları dallandırıp budaklandırmayayım ama gerçekten Pink benim için ilham alınası bir karakterdi zaten. Çünkü kadın ben senin için değişeceğim ve kendimden taviz vereceğim diye bir imaj çizmedi. Ben hiç ondan öyle bir vibe almadım ve bence bu kadar sürede gerçekten başarılı olduysa bu belgesel filmde de onu görüyoruz ve izleyince zaten göreceksiniz bazı sahne şovları var. Hani kadın ekstrem sporlara ve ekstrem olan böyle şeylere de çok meraklı. Hani mesela işte sahne şovlarından biri böyle seyircilerin arasında falan uçuyor ve onu yapmak hani gerçekten kolay değil. Kendini hani fiziksel olarak da bir tehlikeye, riske atıyor. Tabii ki de korunuyor ama izleyince işte anlarsınız bir yerde mesela çok kötü düştüğü bir sahnesi olmuş hani bu galiba bunu yaparken de yani çok riskler alan ve hep böyle yenilik katan hani özellikle şovlarına yenilik katan bir sanatçı. Sesinin zaten ne kadar bana göre iyi olduğundan bahsetmiyorum. Tabii ki de bu arada bütün bunları söylerken hani Kardelen ama o doğal değil ki ama o doğal değil ki falan demeyin. Yani arkadaşlar şarkıcılar, oyuncular tabii ki de bir personaları olacak. Sonuçta bize sundukları hal, evlerinde oturup televizyon izledikleri hal olmayacak yani ve bu çok normal. O yüzden ben böyle bir bakış açısına sahip değilim açıkçası ve sundukları imajlarıyla beraber aynı zamanda kendileri olabiliyorsa o benim için tamamdır yani ki özellikle şarkı sözü yazan, besteleyen insanlara dediğim gibi saygım sonsuz diyorum. Instagram'dan takipte kalmak isterseniz Instagram'ı buraya bir yerlere bırakıyorum. Oradan takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Zaten daha anlık hani storylerden ve postlardan beni tanıma şansınız oluyor. Aynı zamanda ben bazen YouTube için de hani size sorular soruyorum. İşte şöyle bir video çeksem mi siz ne düşünürsünüz diye. Yine oradan da storylerden sizinle etkileşimde bulunabiliriz. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Haftaya Cuma 6'da, her Cuma 6'da video geliyor biliyorsunuz. Haftaya hangi video gelecek bakalım artık sürpriz olsun. Artık zaten kanalı bir süredir biliyorsanız, beni bir süredir takip ediyorsanız hani her hafta içimden ne gelirse hani o şekilde videolar çekiyorum. Kocaman 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 mahalo diyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız ve yorumlarınızı merakla bekliyorum. Çünkü bu üç filmden ben mesela izlememiş olsaydım özellikle Pink'in filmini sonra da bu The Conductor filmini bayağı etkilendiğim için hani hiç izlememiş olmayı isterdim ki böyle izleyeceğim yeni filmler olsun falan filan. Gördüğünüz gibi kapatamıyorum. Çenem açıldı. Böyle oluyor bana ve sizi özleyince çünkü 2 hafta falan oldu hani video çekmedim. Böyle daha da bir konuşasım geliyor. Neyse kapatayım artık yoksa gerçekten kapatamayacağım. Haftaya bambaşka bir videoda görüşürüz. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Böyle oturduğum zaman ayaklarım bir yerden sonra gerçekten o kadar ağrıyor ki anlatamam size. Ama size değer. Yani değer. Yeter ki şöyle güzel bir açı yakalayalım. Ve bu video boyunca bulut geçişleri olduğu, minimal renk farklılıkları olduğu. Umarım hani çok rahatsız etmez o görüntüler sizi izlerken. Daha doğrusu böyle ışık açılıp kapanmaları çok rahatsız etmez diyorum. Neyse, hadi görüşürüz.